Yine Osmaniye özelinde bakacak olursak ilimizde 3157 binada 11.300 bağımsız bölümün yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Yine bu kapsamda yapılan tespitler çerçevesinde az hasarlı ve hasarsız binaların da tespitini yapıyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık 56 bin konutumuz hasarsız ve az hasarlı da 41.500 konutumuz bulunmaktadır. Hasar tespitleri her gün E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız binalarına, dairelerine ilişkin hasar tespiti yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler. Ve burada hasarsız olan binalara hasar tespitinin yapılmasına müteakip vatandaşlarımızın girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Diğer taraftan orta hasarlı binalarımız güçlendirilmeden içine girilemez. Güçlendirilmeye ilişkin de bakanlığımız yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşımıza vereceğimiz her türlü desteklerle birlikte de orta hasarlı vatandaşlarımızın da yanında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Ağır hasarlı binalarımıza girilemez. Eşya alınamaz. Eşya alınma süreci valimizin koordinasyonunda, valimizin izniyle birlikte eşya alınma sürecine müsaade edilecektir. Tabii inşallah bu dayanışmamızı, devlet millet dayanışmasını 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen bu felaketin de üstesinden gelmek üzere sonuna kadar götüreceğiz ve biz bugüne kadar milletimizin sağlığı ve mutluluğu için TOKİ'miz eliyle 1 milyon 180 bin konut üretmiş, 20 yılda 3,3 milyon konutun dönüşümünü başarmış ve bu anlamda da 24 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış bir devletiz, bir iradeyiz ve bu irade özel sektörümüzün de yaptığı yüzlerce, binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle birlikte kararlılıkla yürüttük. İnşallah 11 ilimizde de eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı afet konutu yapım seferberliğini de başlatmış bulunuyoruz. Gerçekleştireceğiz ve afet bölgesindeki her bir vatandaşımızı daha önceki afetlerde olduğu gibi hızlı aksiyon almak suretiyle en kısa zamanda sağlam güvenli evlerine yerleştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Yer seçimlerini işte illerimize gidiyoruz. Sağ olsun Tarım Orman Bakanlığımız da bu konuda gerekli alanlara ilişkin her türlü desteğini vermek suretiyle en doğru zemini, en doğru alanı seçerek yeni yerleşim alanlarının kararını alıyoruz. Mart ayı başı itibariyle 10 ilimizde eş zamanlı başlayacağız ve devletimiz bütün alanlarda, bütün afet bölgelerinde elini vatandaşımıza uzatacaktır. Aynı geçmişte yaşadığımız afetlerde olduğu gibi. Tabii yerleşim süreçlerinin seçimi noktasında depremsellik analizi, fay hatlarına yakınlığı, o zeminin kalitesi, zemin emniyet gerilmesi, jeofizik mühendislerimizle, jeoloji mühendislerimizle detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. Hamdolsun yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konut dimdik ayaktadır. Aynı anlayışla yeni afet konutlarımızın da yapımını aynı hassasiyetle yürütüyoruz ve teknik olarak da bu alanlarda mikro bölgeleme çalışmalarını da yürütüyoruz ve işte daha önce yapmış olduğumuz konutlarda da aynı mikro bölgeleme çalışmalarını yapmak, zemin etütleriyle birlikte alanları detaylı bir şekilde incelemek suretiyle bu konutların inşası gerçekleştirildi ve inşallah bura alanlarda da yeni kırıklarla birlikte tüm alanların incelemesini de aynı hassasiyetle yürüteceğiz. Tabii bu incelemelerin ardından da mevcuttaki afet alanlarındaki yerleşim yerlerini de gözden geçireceğiz. Bu alanlara ilişkin bir master plan hazırlığına başladık ve alanlardaki hasarın sebebi, zeminin kalitesi, bundan sonraki süreçte şehrin ihtiyaçları, şehrin kültürü, sosyal dinamiklerini de düşünmek suretiyle yapacağımız plan çerçevesinde
bu alanlara ilişkin yeni imar planlarının hazırlık süreçlerini de başlattık. Bu alanlarda da vatandaşımızın mağduriyetini engelleyecek her türlü adımı atacağız. Ama gerektiğinde de imar kısıtlılığı dahil, yapılaşma kısıtlaması dahil her türlü kısıtlamaya gideceğiz. Ve buraları şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yine kullanma gayreti içerisinde olacağız. Buradaki vatandaşlarımızın da değerlerini koruma gayreti içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz. Evlerimiz inşa edene kadar da hiçbir vatandaşımızı açta açıkta Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Eşya yardımını, taşınma yardımını, kira yardımını yine vatandaşlarımızın yeni evlerine taşınana kadar tüm ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 3+1 daireler yapacağız. 105 metrekare dairelerimiz netice 85 metrekare radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı bir betonarme sisteminde yapılarımızı inşallah yapıp vatandaşlarımızın maddi manevi yanlarında olacağız. Belediyelerimizin altyapı hasarlarına ilişkin çalışmalarımızı İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle yürütüyoruz. Nasıl TOKİ Başkanlığımızla konutlarımızı inşasını hızlı bir şekilde yürütecek isek, altyapı hasarlarına ilişkin de belediyelerimizle bir uyum içerisinde devletimizin tüm destekleriyle birlikte altyapı hasarlarını da en kısa zamanda giderecek çalışmaları başlatacağız ve hızlı bir şekilde hayatı normale çevirebilmek adına atılması gereken tüm adımları atacağımızı ifade ediyor. Miraç gecemizi tekrar tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.